Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza alan ölçme konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Üçgen ile paralel kenarın yüksekliği ve alanı konusuyla başlayalım. Canan kare dikdörtgen ve paralel kenarın bir köşe geni çizilerek elde edilen yeşil üçgenlerin alanını hesaplamak istiyor. Siz olsaydınız alanı hesaplamaya hangi üçgenden başlardınız nedenini açıklayınız demiş. Çocuklar burada karenin alanını bulmayı biliyorsa Canan ki karenin alanını bulmayı daha önceki sınıflarda öğrenmiştik. Bir kenarının kendisiyle çarpımıdır. Yani bir kenarının karesidir. Karenin alanını bulur. ikiye bölerek bakın tam karenin yarısı bu üçgen işil alan. ikiye bölerek bu üçgenin alanını bulabilir kolayca. Dikdörtgenin alanını bulmayı biliyorsa ki dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. İkiye bölerek buradaki üçgenin alanını bulabilir. Paralel kenar dörtgenin alanını bulmayı biliyorsa paralel kenar dörtgenin alanını da birazdan öğreneceğiz. 2'ye bölerek buradaki yeşil üçgenin alanını bulabilir. Peki hangisi daha kolaydır? Tabii ki karenin alanını kullanarak bulması daha kolaydır. Hepsi daha kolay ama siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? İstediğinizi siz de seçebilirsiniz. Hatırlayalım kısmında dikdörtgen ve karenin alan nasıl hesaplanır? Onlardan bahsetmiş. Dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenar uzunluğunun çarpımıdır. Karenin alanı ise bir kenarının kendisiyle çarpımı yani bir kenarının karesiyle bulunur. Üçgenin yüksekliği ve alanı demiş bilgi küpümüzde. Üçgenin bir kenarına ait yükseklik karşı köşeden o kenara ya da o kenarın uzantısına indirilen dikmedir. Evet burada da bakın üçgenin her kenarına ait yüksekliklerini çizmiş. Üçgenin 3 üç tane kenarı vardır. 3 tane de yüksekliği vardır. Her kenara ait bir yükseklik vardır. Bir tane örnek verelim hemen. Burada AB kenarına ait yükseklik karşı köşeden indirilen dik doğru parçasıdır. Yani CK doğru parçası AB kenarına ait yüksekliktir çocuklar. Alan hesaplarken bunları kullanacağız. Tabi geniş açılı üçgenlerde dik açılı üçgende dar açılı üçgende yükseklikler nasıl? Onları örnek ve çözümlerde göstermiş. Bir üçgenin alanı bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir diyerek de alan bağıntısını söylemiş. Bakın KLM üçgeninin alanını bulurken Lm kenarını biliyorsak Lm kenarının uzunluğuyla Lm kenarına ait yüksekliğin çarpımı ikiye bölünerek bulunur. Tabi bu geniş açılı üçgen olduğu için Lm kenarına ait yüksekliği çizmek, Karşı köşeden LM kenarına dimdik indirilen doğru parçası ile olur. Ancak şu şekilde geniş açılı üçgenlerde LM kenarına ait yüksekliği LM kenarına dik doğru parçası çizerek oluşturamıyoruz. Dolayısıyla uzantısına çizeriz. LM kenarını bu şekilde uzatırız. K noktasından yani karşıdaki köşeden dimdik bir doğru parçası çizeriz. Burada KH doğru parçası LM kenarının yüksekliği olur. İşte bu kenar ile bu kenara ait yükseklik çarpılır 2'ye bölünürse üçgenin alanı bulunmuş olur. Dik üçgenlerde ise dik kenarlardan birisi BC kenarına ait yükseklik diğer dik kenardır çocuklar. Bakın burada AB doğru parçası BC kenarının yüksekliğidir. BC kenarının yüksekliği AB doğru parçası olduğu gibi ama B kenarının yüksekliği de BC kenarıdır. Yani dik kenarlar birbirlerinin yüksekliğidir. Burada alan bulurken de demiş BC kenarının uzunluğuyla BC kenarına ait yüksekliğin yani AB uzunluğunun çarpımının yarısı alanı verir demiş. Ve RS üçgenin alanını bulurken de RS kenarı ile RS kenarına ait yükseklik çarpılır 2'ye bölünür alan bulunur. Biraz sonraki çalışmalarımıza daha net anlayacaksınız. Kitabımız çok güzel örnekler ve çözümler vermiş. Bunları incelemeyi size bırakıyorum. Paralel kenarın yüksekliğine gelelim. Bakın çocuklar burada paralel kenarın bir kenarına ait yükseklik karşı köşeden o kenara indirilen dikmedir. Dedikten sonra da örnekle göstermiş. Paralel kenarı bir hatırlayalım. Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşit olan dörtgene paralel kenar dörtgen denir. Burada İki uzun, iki kısa kenar vardır. DC kenarından AB kenarına indirilen dik doğru parçası bu iki uzun kenarın yüksekliğidir. Yani AB kenarına ait yükseklik DK doğru parçasıdır. Yine kısa kenarlar arasında da yükseklik vardır. Kısa kenarları BC kenarıyla AD kenarı diyelim. Burada D köşesinden BC kenarına indirilen dik doğru parçası BC kenarına ait yüksekliktir. Yani paralel kenarda iki tane yükseklik vardır. Bir, uzun kenar yüksekliği. iki kısa kenar yüksekliğidir. Tabi bu yükseklikler bunların arasındaki mesafeyi gösterir. Bu karşılıklı kenar arasındaki mesafeyi gösterir dışarıdan da çizilebilir. Örneğin AB kenarına ait yükseklik AB kenarının uzantısına karşı köşeden indirilen doğru parçasıyla da gösterilebilir. Devam edelim bakalım örnek çözümler. Bilgilenelim kısmını unutmayalım. Kare ve dikdörtgen paralel kenarın özel durumlarıdır. Öyleyse paralel kenarın alanı bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir demiş ve burada şekil üzerinde göstermiş. Ben de hemen kısaca burada size anlatayım. Bakın çocuklar DH kenarı ile DH kenarına ait yükseklik yani karşısındaki kenardan indirilen aradaki mesafeyi ölçen dik doğru parçası çarpılarak alan bulunur. Bir de diğer paralel kenarlar arasındaki yükseklikle bu kenar çarpılarak bulunur. Yani FE kenarıyla ML'ye doğru parçası yüksekliği FL kenarı, FE kenarına ait yükseklik çarpılarak da alan bulunur. Bu iki alan tabii ki birbirine eşittir. O zaman ne diyoruz? Uzun kenarla uzun kenar yüksekliği çarpıldığında alan bulunur. Ya da kısa kenarla kısa kenar yüksekliği çarpılarak da alan bulunur. Bu iki alan birbirine eşittir diyoruz. Biraz sonraki çalışmalarımızda daha net anlayacağız. Bakalım örnek çözümleri yine size bıraktım. Gelelim sorularımıza alıştırmalarla devam edelim. Noktalı hatta verilen ABC üçgenindeki BC kenarına ait yüksekliğin çizilebilmesi için A noktası ile hangi nokta birleştirilmelidir demiş. Hemen bu durumlarda hangi kenarın yüksekliğini bulacağız? BC kenarına ait yükseklik. Belirleyelim BC kenarını. BC kenarına ait yükseklik karşısındaki köşeden indirilen dik doğru parçasıdır. Çocuklar BC kenarı yatay noktalar üzerinde bakın çizilmiş. O zaman dikey noktalar üzerinden gelerek A noktasını F noktasına birleştirdiğimizde BC kenarına ait yüksekliği çizmiş oluruz. O zaman ne diyeceğiz? A noktası ile F noktası birleştirilirse diyeceğiz. yüksekliğin çizilmesi için. İkinci çalışmamızda aşağıdaki paralel kenar ile üçgenlerin alanlarını bulunuz demiş. Paralel kenar dörtgenin alanı bir kenarı ile o kenara ait yüksekliğin çarpımıdır. Bakın burada uzun kenarının yüksekliğini vermiş. Alan eşittir. Uzun kenarımız 12 santimetre. O kenara ait yükseklikte 6 santimetre. 12 çarpı 6'dan 72 santimetre karedir. Diğer bir şeklimiz üçgen. Üçgende de bir kenar ile... O kenara ait yükseklik çarpılır ve 2'ye bölünerek alan bulunur. Burada alan eşittir. Verilen yükseklik 12 santimetrelik kenarın yüksekliğidir. 12 ile 8 çarpılır 2'ye bölünerek alan bulunur. Burada sadeleştirme yapabiliriz çocuklar. 2 2'ye böl 1 12 2'ye böl 6'dır. 6 çarpı de 48 santimetre karedir alanımız. Diğer bir üçgenimiz. Dik üçgen. Dik üçgenlerde bir kenar ile o kenarın yüksekliği çarpılıp ikiye bölünerek alan bulunur. Dik kenarlardan biri diğerinin yüksekliğidir. Alan eşittir. Burada dik kenarlardan biri 12 cm. Diğeri 5 cm. 12 ile 5 çarpılır. ikiye bölünerek alan bulunur. 12 çarpı 5 60. 60, x, 60 bölü 2 de 30 santimetre karedir. Geldik paralel kenar dörtgenin alanını bulmaya. Çocuklar yükseklik verilmiş gördüğünüz gibi 8 santimetre. Peki bu yükseklik hangi kenarın yüksekliği? Uzun kenarın yüksekliği. O zaman alanını bulurken uzun kenar 15 santimetre ile o kenara ait yükseklik 8'in çarpımıdır. Alan eşittir 15 çarpı 8 120 santimetre karedir. Diğer bir şeklimiz bir üçgen. Bu üçgende de verilen kenar uzunluklarından hangisinin yüksekliği var? Bakın burada 6 santimetre ile 16 santimetrelik kenarın yüksekliği verilmiş. Alan eşittir. 16 çarpı 6 bölü 2'dir. Yani bir kenarla o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır. Yine sadeleştirme yapalım. 6'yı 2'ye böleriz. 3, 2'yi 2'ye böleriz. Biz 1, 3 ile de 16'yı çarptığımızda 48 santimetre kare olarak buluruz. Diğer bir şeklimiz yine üçgen. Üçgende yükseklik verilmiş. Bu yükseklik 8 santimetrelik kenara ait alanı bulunurken 8 santimetre ile yüksekliği 4 çarpılır, 2'ye bölünür. 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 2 bölü 1 olur. 2 çarpı 8'den 16 santimetre kare olarak alanı bulunur. Aşağıdaki paralel kenar ve üçgenlerin birer kenarlarına ait yükseklikleri çiziniz demiş. burada yükseklikleri çizerken ölçülebilen kenarların yani bakın burada çizgilerin üzerinden giden bu uzun kenarın yüksekliğini çizelim. Karşısındaki köşeden dimdik indirilen doğru parçası yüksekliktir. Burası dik doğru parçasıdır. Peki başka nasıl çizebiliriz? Başka şu şekilde de çizebiliriz. Uzun kenarı uzatırız böyle. Uzantısına karşı köşeden dışarıdan da bir yükseklik çizebiliriz. Bu da kenara ait yüksekliktir. Uzun kenarlarına ait yüksekliktir. İkinci şeklimizde yatay çizgiler üzerinden çizilen uzun kenarımıza karşı köşeden dik bir doğru parçası bu şekilde çizilebilir. Aynı zamanda bu iki kenarın arasındaki yüksekliği net olarak çizgiler üzerinden gösterebildiğimiz için bu şekilde de bir yükseklik çizebiliriz. Dışından da yine bu şekilde bir yükseklik çizebiliriz. Peki üçgenin yüksekliğini çizeceğiz. Geniş açılı üçgen. Bakın bu kenara ait yüksekliği çizerken karşı köşeden bir dikme indireceğiz. Ancak karşı köşeden bu kenara dimdik indiremiyoruz bu doğru parçasını. Dolayısıyla ne yapacağız? Kenarın uzantısına çizeceğiz. O zaman kenarımızı biraz uzatacağız şu şekilde kırmadan ve karşı köşeden dik bir doğru parçası çizerek yüksekliğini çizmiş olacağız. Bu kenarın yüksekliği bu doğru parçasıdır. Diğer bir şeklimiz yine üçgen. Kenarımız burası. Karşı köşeden dimdik indirilen doğru parçası da yükseklik olur. Bu kenara ait yükseklik olur. E, dördüncü sorumuzda ABCD paralel kenarında AC doğru parçası köşegen ve AB doğru parçasının uzunluğu 8 santimetredir. Pembe üçgenin alanı 28 santimetre kare olduğuna göre CH doğru parçası kaç santimetredir demiş. Bize bir kenar uzunluğunu ve üçgenin alanını ipucu olarak vermiş. Bakın çocuklar burada AC köşegense paralel kenarın yarısı pembe üçgen, yarısı da beyaz üçgendir. Peki pembe üçgenin alanı nasıl bulunur? Paralel kenar dörtgenin alanı bulunur. 2'ye bölünerek üçgenin alanı bulunmuş olur. Bakın burada AB kenarı 8 santimetre. AB kenarına ait yükseklik de CH CH doğru parçası olarak verilmiş. Yani biz paralel kenarın alanını bulurken alan ABCD paralel kenarı eşittir 8 çarpı bu kenara ait yükseklik yani CH kenarının CH doğru parçasının uzunluğu şeklinde buluruz. Tabii bunu ikiye böldüğümüzde üçgenin pembe üçgenin alanını bulmuş oluruz. Dolayısıyla pembe üçgenin alanı 28 ise biz 8 ile CH uzunluğunu çarpıp 2'ye böldüğümüzde 28'e ulaşmışız demektir. Burada 8 ile hangi sayıyı çarpar 2'ye bölersek 28 olur diyeceğiz. 28 ile 2'yi bir çarpalım. Yani CH ile 8'in çarpımı 2'ye bölünmeden önce kaçtı? 56. Burada 8 çarpı CH uzunluğu 56 ise CH uzunluğunu bulmak için ne yaparız? 56'yı 8'e böleriz. O da 7 santimetre olarak bulunur. Tabii 6. sınıfta denklem kurup çözmeyi öğrenmediğiniz için bu şekilde yapacağız. Gelelim 5. sorumuza. KLMN paralel kenarında NK, NK uzunluğu 8 cm, NA uzunluğu 6 cm ve NH uzunluğu 12 cm'dir. Buna göre NM uzunluğu kaç cm'dir demiş. Paralel kenarın alanı nasıl bulunur? Paralel kenarın alanı NM kenarıyla NM kenarının yüksekliği çarpılarak bulunur. Şuraya yazalım. NM kenarının uzunluğu çarpı yükseklik yani 6 çarpılarak alan bulunur. Bir de kısa kenar NK uzunluğuyla NK'ye ait yükseklik çarpılarak bulunur. Yani 8 çarpı 12 ile de bulunur. Bu iki alan birbirine eşittir. Buradan NM'nin NM uzunluğunun 6 ile çarpımı 8 çarpı 12 96 santimetre kareye eşittir. 96'yı 6'ya böldüğümüzde bir kere var 3 kalır 16. 16 santimetre. Nm uzunluğu 16 santimetre olarak bulunur. 6. sorumuz bir bahçenin planı Yanındaki kareli kağıtta verilmiştir. Plana göre bahçedeki lale ekili alan ile papatya ekili alan toplam kaç birim karedir demiş. Lale ekili alan bir paralelkenar, Papatya ekili alanda bir dik üçgen. Bulalım. Alan. Lale. Paralel kenar dörtgenin alanı bulunurken bir kenarıyla o kenara ait yükseklik çarpılarak bulunur. Bakın burada kısa kenarını biliyoruz. Kısa kenarın yüksekliğini de biliyoruz. Nereden biliyoruz? Buradaki birim karelerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Yüksekliği de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. 7 çarpı 9'dan 63 birim karedir. Papatya ekili alanı bulalım. Papatya ekili alan da bir dik üçgen. Dik üçgenlerde dik kenarlardan birinin yüksekliği diğer dik kenardır. Üçgenin alanı bulunurken de bir kenarından Burada kaç? 5 birim. Bir kenarı ile o kenara ait yükseklik çarpılır. 2'ye bölünür. Yüksekliği de 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 çarpı 5 bölü 2'dir. 5 kere 5, 25. 25 ile 2'ye böldüğümüzde 12 buçuk santimetre kare olur. İkisinin toplamını sormuş. 63,0 ile 12,5'i Virgüller alt alta gelecek şekilde yazalım ve toplayalım. 5 virgüllerin altına yine virgül. 3 2 daha 5. 6 1 daha 7. 75 tam onda 5 santimetre. Pardon birim karedir. Buraya da birim karedir yazacağız. Evet geldik 7. sorumuza. Yandaki EDF dik üçgeninde DE uzunluğu 24 cm, DF uzunluğu 10 cm ve EF uzunluğu 26 cm'dir. Buna göre DH uzunluğu yani yükseklik kaç cm'dir demiş. Çocuklar bu üçgenin bir kenarı ile o kenara ait yükseklik çarpılıp ikiye bölündüğünde alanı bulunur. Bakın burada dik kenarlardan biri 24 cm, diğeri de 10 cm. Dik kenarlar birbirlerinin yükseklikleridir. Alanını bulalım. E, DF üçgeninin alanı 24 ile 24'e ait yükseklik 10 çarpılıp 2'ye bölünerek bulunur. Burada 24 çarpı 10 240. 240'ı da 2'ye böldüğümüzde 120 cm karedir. Alanımız bu şekilde bulunur. Peki başka ne şekilde bulunur alanımız? Bir kenar başka bir kenar ile o kenara ait yükseklik çarpılıp 2'ye bölünerek de bulunabilir. Buradan alanımızı bulmak için EF uzunluğu 26 santimetre olarak verilmiş burası. Bu kenara ait yükseklikte H olarak verilmiş. Yani biz alanını bulurken 26 ile H'yi e çarpıp 2'ye böldüğümüzde de yine 120 santimetre kare çıkmalıdır. Aynı üçgen çünkü. Buradan H'yi nasıl buluruz? Şimdi 26 ile h çarpılıp 2'ye bölmüş. 26 ile 2'yi bir sadeleştirelim. Bakın burada 26'yı 2'ye böldüm 13. 2'yi 2'ye böldüm 1. Yani 13 ile yüksekliğin çarpımı 120 olacakmış. Çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için ne yaparız? Çarpımı verilen çarpana böleriz. Buradan h'yi bulmak istiyorsak 120'yi 13'e bölmemiz gerekir. 120 13'e tam bölünmediği için bu şekilde bırakalım. 120 bölü 13 santimetre olur. Buradaki yükseklik 120 bölü 13'tür santimetredir deriz. Evet bakalım burada bitti. Evet bu konumuz da burada bitti. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.